Evet, şöyle sesi net olan bir piyano. Ortaya bıraktım. Bakın buraya Grand Piano adıyla kendi kanalını oluşturdu. Diğerini küçülteyim. Şu anda audio kanalımızla bir işimiz yok. Ve gidelim kendimize şurada bir aralıkta. Şöyle şu boşlukta. Bir, hop pardon. Burası da yukarıyı yani çok hızlı bir şekilde görebilmemiz ve zıplayabilmemiz için içerisinde arkadaşlar. Büyütüp küçülttüğümüz bölüm yine işinize yarayabilir. Şimdi enstrümanım burada hazır, Grand Piano. Ben MIDI notaları yazacağım. Eğer ki bir MIDI klavyem varsa ve oradan yazacaksam şu kırmızının yandığından emin olmam lazım. Şu anda ben MIDI klavyemin tuşuna basıyorum ve piyano sesini duyuyorum. Ama kimilerimizde belki yoktur. Ben o yüzden olmadığını kabul edip buraya direkt MIDI'yi kendi elimle yazacağım. Şöyle bir tam aralık, bir vuruşluk bir tam aralık bırakalım. Ya da iki vuruş yapalım, o kadar da yani çok kısa olmasın. Şu arayı arkadaşlar, demin audio dosyalarını nasıl tarıyorduk? Böyle bir tıklayın ve çekin. Sonra sağ tık, insert MIDI clip. Bakın buraya hemen bir tane otomatik renkle MIDI clip oluşturdu. Ve alta piano roll dediğimiz piyano bölümümüz açıldı. Şimdi bizim aralığımız burada 5 ile 5.3 arasında. Bakın bu da birden 1.3'e kadar, yani kendine tam bu kadarlık bir aralık açmış durumda. Notaları daha rahat görebilmeniz açısından şöyle yine büyüteçle bu kez sağa sola oynatarak burayı istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Herhangi bir yere çift tıkladım ve bir tane nota oluşturdum. O notayı tutup dilediğim yere çekebilirim. Ya da aynen ses dosyalarında olduğu gibi ucundan tutup şöyle uzatabilirim. Veya diğer tarafından kısaltabilirim. Ya da buradan geriye doğru yine kısaltıp bu taraftan uzatabilirim. Şöyle bir tam büyük yapalım. İkinci notam da şurada olsun. Çok yakın oldu örneğin. Şuraya gitsin. İkisinin arasında olsun. MIDI notalarını böyle çift tıklayarak oluşturabileceğim gibi bunu şimdi backspace ile siliyorum. Herhangi bir tane notanın üzerine tıklayıp alt tuşu bilgisayarımda basılıyken onu taşıyabilirim de. MIDI notalarımla ilgili bakın şurada altta bir takım göstergeler var arkadaşlar. 100 civarında şu an, 96-127 arasında. Arkadaşlar bu velocity, yani tuşa basma şiddeti anlamına gelir. Yani şunu düşünün, bir piyanist piyano çalıyor. Her seferinde her tuşa aynı şiddetle basmıyor tabii ki. Örneğin birinciye şiddetli basmış olsun. İkinci biraz daha az, üçüncü biraz daha az ve dördüncü tekrar şiddetli. Bakın duyum değişti. Bunun gibi MIDI üzerinde küçük oynamalar yapabilirsiniz. Şimdi bir de sizlere groove konusundan bahsetmiştim. MIDI üzerinden bir de groove'u gösterelim. Hiç buralardan gidip groove pool'un içindeki adını vesairesini aramaya gerek yok arkadaşlar. Şuraya tıklamanız yeterli. Hemen groove bölümü açılır. Buradan perküsyon mu ne artık ne istiyorsanız. Şu çok meşhur bir groove maşindir. Şöyle bir groove aldım. Bakın şuraya yüklendi. Aynı zamanda az önce size gösterdiğimde boş olan groove pool'umuzun içine de ilk groove'umuz gelmiş oldu. Şimdi bunu anlayabilmek için klikle dinlememiz lazım. Önce groove yok. Groove'suz haliyle dinleyelim. Bakın bütün hepsi kliklere tam oturmuş durumda. Yani
fazla düzenli. Bakın mikronik kaymalar oldu. Bu kaymalar ne kadar oranda olsun? Şöyle az, az olsun yani. Çok da hissedin, çok fark edilmesin ama his olarak gelsin. Ama duyabilmeniz için %100 yapıyorum. Oldu bitti, beğendik bunu. Diyoruz ki şimdi artık bu midi klibin üzerine bunu uygulayalım. Yani bu notalar olması gereken yerlerden birazcık sağa sola doğru sapsınlar. Görelim bakalım ne yaptık yani bu groove'la. Bakın şimdi commit'e bastığımda notalara dikkat edin, yerlerinden oynayacaklar. Evet. Bu durumda groove kendiliğinden bakın deaktiv oldu. Yani aktivasyonunu yitirdi ki zaten notalar yerinden oynadığı için onların kendi groove'u geldi. Kliği de kapatabilirim. Ve buraya şimdi bir de bir tane davul loop atalım. Davulumuzun sesi yüksekse daha görsel olması açısından tap tuşuna basarak klip görünümüne dönüyorum. Şuradan davulumu biraz kıstım. Şimdi de midi klibim üzerinde arkadaşlar, bunun davul boyunca devam etmesini istiyorsam, klibim böyle üzerindeyken yani etiketine tıklamışken isterseniz alt tuşuna basıp yine bu klibi de yana taşıyabilirsiniz. Bir tane daha kopyasını aldık. Ama bunun çok daha kısa bir yöntemi var. Bu klip seçiliyken Command D ya da Control D, Denizli'nin D'si. Her bastığınızda bir tane yana doğru ilave eder. Fazla gittiniz, bir şey oldu. Command Z ile geri alabilirsiniz. Ya da üzerine tıklayıp Backspace ya da Delete'e basarak silebilirsiniz. Diyeceksiniz ki az önceki alt ne işe yarardı? Şu işe yarar. Buradayken hep böyle sıralı devam etmesin. Bir tanesini de gidip sadece şuraya koyayım. Bu ara boş kalsın dedim. İşte o zaman altla onu oraya taşırsınız. O şekilde işiniz görülür. Yakınsa böyle altla taşımak çok kolaydır. Ya da tıkladınız. Command C, Ceyhan'ın C'si yaptınız. Bunu şu anda kopyaladı. Nereye yapıştıracağım? Şuraya. Buraya koyarım kürsörümü ve Command V, Van'ın V'si yaptığım zaman buraya taşımış olurum. Şimdi de bunu diyebilirsiniz. Altla zaten taşıyorduk. Buna ne gerek var? Şu gerek var. Şimdi böyle bu kadar yakınken altla her şeyi görüyorsunuz ve taşıyorsunuz tabii ki. Ama projenin 6-7-8 dakikalık olduğunu düşünün. Çok uzaklarda bir yere bunu koymanız gerekiyor. O zaman işte Command C yapıp o uzaklara gidip buraya Command V yaparsanız çok daha kesin, net bir şekilde taşıma imkanınız olur. MIDI editing'in de en basit halleri bunlar arkadaşlar.